Türkiye'nin filozofu. Ioanna Hoca yalnız ülkemizde değil, bütün dünyada çok bilinen, saygı duyulan, fikirleri paylaşılan, sıklıkla konuşmalar yapmaya davet edilen bir filozoftur. Bu ülkede felsefeyi kurumsallaştırdı. Türkiye yoktu. Dedim neden? Ondan sonra geldim burada, kurduk. Türkiye Felsefe Kurumu'nu 1974. Hacettepe Üniversitesi'nin de felsefe bölümünü kuruyor. İnsan hakları ve felsefe UNESCO kürsüsünü kuruyor. Batı felsefesiyle Doğu felsefesi arasında günümüz köprüsü. Yani bulabildiğimiz bir şey söyleyecek olan insan varsa ona imkan tanımak. Ioanna Hoca, Uluslararası Felsefe Kurumları Federasyonu'nun ilk ve tek kadın başkanıdır. İnsan haklarının felsefi temelini gösterdi. Değer felsefesi görüşü, etik görüşü ve insan hakları görüşü bir çizgi halinde birbirini takip eder. Hem varlık vergisi hem de 6-7 Eylül olaylarını yaşadı. Ondan bir şey öğrenmeli. Yani böyle yaptırılan şeylerin nelere yol açtığını. Bu çünkü tırnak içinde metottur ve çok yanlış bir şey. Azınlıklara karşı bir ayrımcı muameledir bu. Onunki insan ve değerlerinin peşinde felsefeyle yoğrulan bir ömür. Yılmadan, usanmadan, 80'li yıllardan beri insan haklarının ne olduğunu, nasıl korunacağını, devletin buradaki yerinin ne olduğunu ısrarla söylemeye devam ediyor. Ekim 1936'da İstanbul'da doğdu. Taksim, Sıra Selviler'de. Babası İstanbul doğumlu, Yunanistan'ın Sakız Adası kökenliydi. Baba mizacıydı. Onun bir özelliği vardı. Ölünceye kadar eczanede çok şeyler satılıyor ya, boya, makyaj şeyleri, deniz şeyleri hiç sokmadı. Mesleğin onuruna aykırı sayıyordu. Öyle bir insandı. Annesi de Çorlu'dan zorunlu göçle İstanbul'a gelmişti. Annem ev hanımıydı, lise mezunuydu. O da hiç yalan söyletiremedim ona. Evdeyim, çalışıyorum, telefon. Anne yok de diyordum, hiç söyleyemedi. Sen buradasın diyor bana. Anne ve babasından farkına varmadan insan ve ihtiyaçlarına dair pek çok şey öğrendi. O yaşlar çok önemli. Sokakta annem bana hiçbir şey almaz. Simit ya da işte. Hiç almaz ama ertesi gün söyler, babam getirir. Yani istediğim yine olur ama o istediğim anda hiçbir zaman almadı. Ağlıya ağlıya eve götürüyormuş. Ben bunu çok önemli görüyorum. Yani kendine hakim olmayı öğreniyorsun bu şekilde. Ve o zaman da ne oluyor biliyor musun? Bazı ihtiyaçları duymaz oluyorsunuz. Hiç ihtiyacınız olmuyor. Doğal haliniz öyle oluyor. Ben onlara minnettarım çünkü onların alışkın olmadığı şekilde yaşıyordum. Yani mesela lise öğrencisi gece konsere gidiyor tek başına. Hep hayatımı kolaylaştırdılar, hiçbir zaman zorlaştırmadılar. Yıl 1942. Varlık vergisi kanunu çıkarıldı. Annesi borç olarak vergi ödemeye çalışırken o da yeni bir davranış biçimi ayrımcılıkla tanışıyordu. Ben ilk yeni birinci sınıfa gittiğim yıl oluyor bu. Babam askere gitti o sıralarda. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ydı ve doktorları, eczacıları 45 yaşına kadar askere alıyorlardı o zaman. O sırada işte şeyler oluyor. Bu varlık vergisi meselesi çıkıyor. Annem baktı eczaneye, o idare etti. Çok zorluk oldu tabii. Borç alarak ödedi. Ve bir de şu vardı. Benim babamın eczanesi bir tane de Beyoğlu'nda Rebul eczanesi vardı. Bilmem bilir misiniz? Rebul eczanesine 1000 lira diyelim.
vergi kondu, babama 15 bin lira koydu. Yani bunlar bu dengesizdi. Yoksa bir vergi alınabilir. Ama niye böyle? Yani Rebul Eczanesi hatta babamınkinden büyük bir eczaneydi. Ona 1000, ona öbürüne de 15 bin. Arkada bir şey var, azınlıklara karşı bir ayrımcı muameledir bu. Ama ben artık bunları hiç üstünde durmuyorum. Bizim işimiz yapmamak ve önlemeye çalışmak. Yapıldıktan sonra kin duymakla hiçbir şey olmaz. Hiç gerek yok. Unutmak var. Yani sadece tarihe geçsin sadece, o kadar. Beni hiç etkilemiyor mesela. Bir fark etmedi hayatım için ama bir olgu olarak orada öyle bir şey olmuştur. 6-7 Eylül olaylarındaysa 19 yaşında genç bir kızdı. Liseyi bitirdiğim yıl oluyor o. O tabii yanlış bir politika. Ondan sonra bir göç başlıyor. Tabii yani o suni bir şekilde yaptırılmış gibi görünüyor. Şimdi kitaplar çıkıyor bunun hakkında. Yanlış bir şey, yanlış bir şey. Hani bomba atılmış deniliyor ama o bomba maksatlı atıldı söyleniyor. Ben bilmiyorum, tarihte okuduklarımı söylüyorum. Ve böyle bir olmaması gereken büyük bir olay oldu. Ve tabii ki insanları umutsuzluğa götürüyor. İnsanlar gitmek istiyor, güvende hissetmiyor kendini. Ondan bir şey öğrenmeli. Yani böyle yaptırılan şeylerin nelere yol açtığını. Bu çünkü kullanılan bir tırnak içinde metottur. Hiç bitmiyor. Sürekli devam ediyor böyle. Her tarafta hazırlanıyor önceden, ondan sonra andık şeymiş gibi. Hayır. Dolayısıyla bunun tarihinin yazılması önemli. Belki insanlar bir şey öğrenir ondan. Oysa yurttaş yurttaştır, kim olursa olsun. Bana hep bazen sorarlar, ne zaman Türkiye'de geldin? Ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun böyle gavurca isim görünce. Diyorum, yaşımı mı soruyorsun? Doğduğumdan beri buradayım. Yani öyle isimli yurttaşlar da var. Buna alışmak gerekir. O gün İstanbul'da yaşayan başta Rumlar olmak üzere azınlıkların ev ve iş yerleri talan edilmişti. Ben şimdi o gece Kınalıada'daydım annemle. Babam eczanedeydi ve nöbetçiydi o gece. Duyduk ne oldu. Sabah gittim ve işte bütün gün dolaştım. Yürüdüm işte o kokuları o zaman aldım. Kilometrelerce bezler dükkanlardan açılmış. Yağlar birbirine karışmış. Bakın orada bile farklar oluyor. Kınalıada'ya hiç kimse gelmedi. Çünkü iyi bir polis müdürü vardı. Gelen şeyleri gemileri gelmek istiyorlardı, çıkmak için yaklaştırmadı. Ve Kınalı'da hiçbir şey olmadı. Yani bir doğru dürüst polis müdürü bunu önleyebildi. Sonra işte gelince gördük. Merkez Rum Okulu ve Zapyon Kız Lisesi. İyi öğretmenleri oldu. Şiir ve edebiyata tutkuyla bağlandı. Ancak hayatta olup bitenleri anlama çabası onu felsefeye götürdü. Şimdi beni rahatsız eden bir olay, bir şey oluyor. Bir insanın aynı eylemi, aynı eser ve sayın ne isterseniz farklı insanlar tarafından farklı değerlendiriliyor. Birisi iyi diyor, birisi kötü diyor. İşte bu beni götürdü. Sonra okumaya başladım. Orta 2'deydim. Platon hakkında kocaman bir kitap okudum. Hatta şöyle başlıyor, ben hep bir hazinedir diyorum. Çocuklara hep ilk okumamız gereken diyalog diyorum. Bir soruyla başlıyor. Erdem öğretilir mi? Doğuştan mı yoksa gelir yoksa yapa yapa mı edinilir? Sokrates hemen şey söylüyor, diyor, şöyle diyor. Bir şey ne olduğunu bilmeden onun nasıl edildiğini de bilemezsin. Ama bunu biz 26 yüzyıldır pek öğrenmedik. İstanbul Üniversitesi'nde de felsefe okuyunca hiç sonlanmayacak yolculuk başladı. Bizim hocalar ikisi Almanya'da eğitim görmüştü. Atatürk'ün gönderdiği insanlardandır. Biri Takiyettin Mengüşoğlu, öbürü de Macit Gökberk. Bunlar bir seviyenin üstünde. Hatta bir tanesi de ayrıca kendi görüşü olan bir insan.
felsefi antropolojide orijinal bir görüşü olan bir insan. İnsanlar bazı şeyleri ezberliyor. Oysa hocanın görüşü orijinal bir görüştür. Yani o alana bir katkıdır. Böyle bir şansımız vardı. Ve ondan sonra onun mesela antropoloji temelli bu şeyleri öğrenmek benim insan haklarına da başka türlü bakmaya yol açtığını düşünüyorum arkadan baktığımda. Yani insanın yapısıyla ilgili talepler getiriyor. Buluşları yapmaya götüren, fikir getirmeye götüren, elektriği bulmaya götüren, ne isterseniz de insanın başarıları dediğimiz şeyler götüren olanakların gerçekleşmesidir. İnsan türünde böyle olanaklar var. Bilgi getiriyor, değer getiriyor. Bir sürü halklar da yapıyor tabii, onu da unutmamak gerekir. Yani hiç o zamana kadar düşünmediğimiz bir şey düşünme fırsatı veriyor eğitimler. Hocası Takiyettin Mengüşoğlu onu asistan olarak aldı. Ancak tam bu sırada 1960 darbesi geldi. Askeri yönetimin üniversitelerden uzaklaştırdığı 147 öğretim üyesi arasında hocası da vardı. Hiç unutmuyorum. Hocam dekandı o sırada, Takiyettin Bey. Ve bizim felsefe bölümü aşağıda, dekanlık bir kat üstteydi. İki akşam önce. Milli Birlik Komitesi miydi? Onlardan küçük bir grup, 3-4 kişi bir öğretim üyesinin odasına girdiklerini gördüm. Ertesi gün hoca senatoya gitti. Ben bekliyordum. Akşamları beraber çıkar yürürdük. Geldi, dedi ki bir garip bir şeyler geldi, haberler geldi. Ne olacak bakalım. Ertesi sabah o liste çıktı. Takiyettin Bey 147'lerden. Yani ben sizi sevmiyorsam bir fırsat bu. Böyle olmaz tabii. Sevmeyebilirim, eleştirebilirim ama bu türlü şeyler olmamalı. Akademik hayatta öyle hiç olmamalı. Haksızlığa tepki olarak bir grup asistan ve bir doçentle birlikte 147'ler broşürü hazırladılar. Broşürün ön sözündeki kişi adlı yazısında daha o yıllarda insan haklarının derin felsefi boyutunu gösterdi. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek toplumsal yaşamın geniş çerçevesi, gerekse günlük ilişkilerin dar çerçevesi içinde olup biten birçok olayların en dikkati çeken belirtisi, çatışan anlayışların, çarpışan çıkarların arasında kişilerin harcanmasıdır. İnsanlığa hizmet ya da herhangi bir kuruma veya düşünceye hizmet adı altında veya hizmet etme niyetiyle kişilere yapılan haksızlıklar karşısında bu haksızlıkları önemsemeyen veya önemsemeye korkan ya da en kötüsü kendi çıkarları gerektirdiği için önemsemeyen insanların tutumu karşısında boğazı tıkanan, midesi bulanan kişi için tek çıkar yol kendisini bir örnek olarak öne sürüp insanca yaşamaktır. Böyle bir yaşamanın temel koşulu insanın, daha doğrusu kişinin ana değer, kayıtsız şartsız ana değer olduğunu gerçekten görebilmek. Bunu her boyutuyla kavrayabilmek ve gözden kaçırmadan davranmak. Bunu göremeyenlerin çıkaracağı güçlükleri bile bile bir şeyler yapmak. Don Kişotça da olsa bir şeyler yapmaktır. Bir şey yapamayacağını, belki çok şeyi değiştiremeyeceğini bilsen de doğru olduğunu bildiğin için yapmak ve ondan hiçbir zaman sapmamak. Kişinin ana değer olduğunu bilmek ve insan haklarını da zaten böyle temellendiriyor Yuhanlı Hoca. Ya insanın ana değer olduğu, insanın başarılarının, insanlığa katkılarının, çünkü hepimiz bir süre bu dünyanın üzerinde varız ama insanlık devam ediyor. O insanlığa kattıklarının değerinden gelen insanın değeri ya da insanın onurunu merkeze koyup her tek kişiyle bu şekilde davranmak. Diğer hangi özelliği nasıl olursa olsun, çıkarımıza uymasını uymaması, bana dönsün diye yapmamak. Doğru olduğu için yapmak. Karşındaki insan olduğu için öyle davranmak, gerektiği için öyle davranmak. O broşürün on sözü gibi. Tabii orada bir şeyler söylüyorum. Sorabilirsiniz, sen ona göre yaşadın mı? Sorun örnekler, şunu yaptın, neden yaptın? Bakayım, ben de kendime bakayım. Ardından asistanlığı sonlandırıldı. Takiyettin Bey 147'lerden olunca o zaman aday asistanlık vardı. Aday asistanlığın adaylığı tasdik etmediler ve ayrılmak zorunda kaldım. Bir daha
hoca dönünce 147'ler işi hallolunca almak istedi. Yeni baştan sınava girdim. O zaman da aynı kağıda bir hoca 100, bir hoca 0, bir hoca da dedi ki, o sırada doçenti profesör olmak üzereydi. Sizi kendiniz halledin. Ve alamadım. Benden dolayı değil de hocaların araları yoktu. O da hocasına fahri asistanlık yaparken doktorasını tamamladı. Schopenhauer ve Nietzsche'de insan. Ondan sonra iki kitap oldu aşağı yukarı ikisi. Ayrı iki kitap. Yani insan ne anlıyorlar insandan? Tezim bunun üzerindeydi. O yıllarda ülkede 3 üniversite vardı. İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri. 4. üniversite Erzurum'da kurulmuştu. Atatürk Üniversitesi. Erzurum o zaman yeni kurulmuştu üniversite. Oranın dekanı bizden gitmişti. Ve felsefe ile ilgili eleman istedi. Hocadan istiyor tavsiye et diye gelsinler. Dedim hocam ben gideyim. Ben de gideyim. Yok seni göndermem dedi. Ben de bir şey demedim. Bir hafta sonra gelince gerçekten istiyor musun dedi. Evet dedim. Ve bir Eylül akşamı Haydarpaşa garından trene bindi. Sadece bir valizle bir yatak. Gittim. Şey var, lojmanlar var. Evli olmayanlara bir oda var. Bir koydular, hiçbir şey yok. Perde yok. Bir şey yok. Yerde yattım. Şeyi koydum. İlk defa hayatımda da yerde yattım. Ertesi gün gittik, perde satın aldık, ettik. Ve bir onu da unutmuyorum. Sabah kapım çalındı. Oradaki bir arkadaş Güner dedi ki ben çay yaptım gelinim dedi. Yeni gittiğimi duymuş komşu odada ve gittim onunla ilk çay içtim. Bir şey yoktu çünkü. Yıl 1965. Erzurum'da Juana isminde genç bir kadın üniversitede felsefe, Latince ve Alman şiiri dersleri veriyordu. Biraz garip tabii. Benim oraya gitmem birkaç bakımdan garip. Mesela İvan'la olmam. O yüzden oradayken şey oldu. Mesela casus olduğumu söylendi. Ne işi var burada? Bir arkadaşım çok güzel söylemişti. O da vefat etti. Diyor ki eğer casusluk yapsaydı gönderen daha önemli bir yere gönderirdi. Erzurum'a göndermezdi diye bir böyle tepki göstermişti Kemal. Şimdi herhalde orada Komünizmle Mücadele Derneği vardı. Ben konu oluyormuşum orada, baş komünist. Onun için benim haberim olmadan öğrenciler biliyor bunu. Ben bilmiyorum tabii, sonradan öğreniyor. Her akşam bir grup yapmışlar. Ben geç çıkıyordum her zamanki gibi. Beni izliyor uzaktan. Kimse bana bir şey yapmasın diye. Bir şey oldu, bir talebe cemiyetiydi o zaman adı. Bir yarışma yaptı. Şiir okuma yarışması. Biz de jüriyiz, 3 kişi. Şimdi şiir okundu, biz arkaya çekildik. Fakat takdim eden beni Biricik hocamız diye takdim ediyor. Biz orada beklerken gönüllü, 3. kişiyi bekliyorduk. Birisi geldi, elinde bir şey böyle, silah gibi bir şey. Buradan git dedi. Tam o sırada başka birisi geldi ve polis geldi götürdü. Yani öyle şeyler de oluyordu mu? Olur öyle şeyler. Burada insan ve değerleri üzerine kitabını yazmaya başladı. Erzurum 1966. İnsan ve Değerleri adlı kitabımın başlangıcı burada. Bu masanın üstünde yazıldı. Görüyorsun açık kapanan bir külüstür masa. Ben öyle bir şeyler yaşadım ki orada. Artık kendi gözümle bir şey görmeyince inanamıyorum. Yani bir şey söylerler sizin hakkında, benim için yok o. O kadar uydurma var ki ben bir şey söylüyorum da Erzurumlular, arkadaşlarım kızıyor. Erzurum'da ateşin olmadığı yerde insanlar duman çıktığını görürler. Ben ne olup bittiğini hayattan öğrendim. Kimse bana öğretmedi. Teorisini ben olan bitene bakarak yaptım. Yani aslında çok da basit bir şey söylüyor hoca. Diyor ki dünyada ve insanlar arası ilişkilerde çatışmaların kaynağı farklı farklı değerlendirmeler yapıyor olmamız ve farklı farklı değerlendirme tarzları var. Ve bu değerlendirme tarzları bizi farklı
anlamaya ve yorumlamaya götürüyor. Üç değerlendirme tarzı vardır hocanın. Biri değer biçme, biri değer atfetme, biri de doğru ya da yanlış değerlendirme der. Kolay değil doğru değerlendirme ama öğrenilebilir bir yere kadar. Eğitimli. Yani bir eylem, biz eylemde bulunurken ne yapıyoruz? Sizle ilişkimizde ben size bir şey yaparken ne yapıyorum? Ya da kendimle ilgili bir şey yaparken ne yapıyorum? Eylemin analizini yapıyorum. Görüyor musunuz şunu? Küçücük fil. Şimdi bu Hindistan'da böyle filler yapıyor. İçinde bebek var, bebek fil var. Bir gün şeyde Mumbai'li oldu şimdi. Bir toplantıdan sonra Elephant Island, fil adası denilen bir yere götürdüler. Bu çok yoksul bir ada. Akan su yokmuş. İnsanlar böyle taşıma suyla çok az sayıda insan oturuyor. Çıktığımızda işte şey satan böyle turistik eşya satan bir şeyler vardı kenarda. Baktım filleri görünce tamam dedim buradan alırım. Baktım hadi adam da satan dedim dönüşte alırım. Döndüğümde de gittim aldım fillerimi. Şöyle bir adım atınca arkamdan koştu ve bunu verdi bana. Dedi ki bu benim hediyem size. Siz sözünüzde durdunuz. Benim iddiam söylendiği gibi değerler, etik değerler göreli değildir. Göreli olan değer yargılarıdır. İyiler, kötüler sayılan şeyler. Bu yoksul insanların oturduğu dünyanın öbür ucunda dürüstlük önemli oldu. Ve bunu bana hediye etti. Benim için hoş bir şey olmaktan öte, benim iddiamı, bir teorik iddiamın empirik kanıtıdır bu. Perdenin Arkası ismindeki ilk ve tek şiir kitabı da 1962'de basıldı. Hiç olmazsa bilseydik son kapının nereye açıldığını. Hep küçülürken güneşsiz, havasız odalar. Sona yaklaştığımızın belirtisi mi yoksa? Kim bilir? Nereden dolduruyor bu çakşır kokusu alacakaranlığı? Er ya da geç görünecek günün birinde son kapı. Er ya da geç. Şiirler Yunancadır. Çevirisi yeni çıktı. Onun da hikayesi var. Birisi çevirdi ve bana gönderdi. 10 euro dosyayı açamadım. Vakit olmadı çünkü ertelenebilecek bir şey. Sonra bir Hacettepe'den öğrencim, Yunanca öğrendi, çevirdi ve bana gönderdi. Oturduk bir yaz çalıştık ve yayınlandı. Ankara yılları. Hacettepe Üniversitesi'ne geçme fikri Bülent Ecevit'ten çıktı. Hikaye şöyle oluyor. Benim bir arkadaşım Tekin İleri Dikmen, hukukçu. Kitabımı vermiştim, Nietzsche yeni çıkmıştı o sıralarda. Ecevit, onun ziyaretine gittim. Milletvekiliydi şeyden, o partiden. Ecevit görünce demiş ki bu... Tabii isim görünce böyle mütercim arkadaşınız mı diye dedim mütercim değil müellif. Hacettepe kuruluyor gelsin Hacettepe'ye dedi. Ve ondan sonra bir mektup tavsiye mektubu gönderdi. Ben sakladım o mektubu Hacettepe'ye gittim ama o zamanki dekan sonra rektör oldu. Sonradan birkaç yıl sonra verdim dedim sana vermem gereken bir mektup var ama vermedim. Ve henüz doktor asistanken Hacettepe'de felsefe bölümünü kurdu. Türkiye'de kurulan 3. felsefe bölümüydü. Bir gün Emel Doğramacı, Emel Hanım kulakları çındasın. Yolda gördüm böyle koridorda dedi ki bugün felsefe bölümünü kurduk seni de başkan yaptık çalış. Benim hiçbir şeyim olmadan birdenbire kendimi felsefe bölümü kurulmuş ve başkan buldum. Ben kurdum ama kurmak resmen senatoda oluyor tabii. Program hazırladık şunu bunu ve 38 yıl Hacettepe'de çalıştım. Felsefe eğitiminin amacına ulaşması için ülkenin koşullarında nasıl bir program gerekliydi? Şöyle diyor Yuhanna Hoca, felsefe eğitimi eğitilene nereye bakacağını gösteren eğitimdir. Baktığı yerde ne göreceğini söyleyen eğitim değil. Türkçemizde bir
deyim de vardır, felsefe yapma diye. Felsefe, felsefecilerin, bu konu üzerinde çalışan akademisyenlerin çoğunlukla başkalarının fazla anlamadığı konular üzerinde, çoğunlukla soyut konular üzerinde tartışmalar yaptıkları ve esasında pek de bir yere gitmeyen, ne işe yaradığı anlaşılmayan bir uğraş gibi görülür. Ama gerçekten böyle midir felsefe? Hayır, felsefe böyle değildir. Felsefe esasında dünyanın içindedir, dünya sorunlarıyla ilgilidir ve insan yaşadığı çevreyle ilgili, dünya ile ilgili, diğer kişilerle olan ilişkileriyle ilgili sürekli anlamlar üretiyor. Biz kendi anlamlarla kurduğumuz bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Bu anlamları nasıl üreteceğimiz de elimizde bir anlamda ve bu konuda felsefenin çok büyük önemi var. Gençler farkında değil birçok şeyin. Gösterirseniz anlıyor tabii. Ama onun anladığı bir dille göstermek gerekir, ama kaç kişiye gösterebiliyoruz? Ama kimse bir şey öğretmeyince söylemiyorlar bunları. 1970'de doçent, 78'de de profesör oldu. Sıra dışı, sıkı bir hocaydı. Bazen bir yerlere gidiyorum. Ders yapmıyorum. O öğrencinin bir kabahati yok. Ben uluslararası toplantıya gidiyorum. O dersi telafi ediyordum. Zaman yoksa, işte yer bulamazsak evde yapıyordum. İşte 3 saattir bu tür lisansüstü dersler, işte rahat olunca uzayabiliyor. Kimse gitmek istemiyordu zaten. Şimdi geçen 80 yaşında olduğumda bir toplantı yaptılar burada. Hacettepe Rektör Yardımcısı Cemal bir şey söylüyor, ben bilmiyordum. Diyor ki biz aramızda konuşuyorduk. Bilge Karasu vardı bizim bölümde. Şunu söyledi. Bilge Karasu gibi komşun olmasın, benim gibi hocan olmasın, komşun olsun. Ben çünkü çok şey ödüyorum. Yani evime gelince ben öğrenci değil artık, şey normal davranıyorsun. Ama derste hiç yok, yani hiç aksama yok. Yani hiç de göz yummak yok. Ödevini yapmadan gelen ne yapmam gerekiyorsa yapıyordum. Aralarında çekiştiriyorlarmış beni. 80 yaşımda öğreniyorum bunu. Derslerinde düşündürerek buldurur hoca. Örneğin derste bir soru sorar, düşünürsünüz, bir dahaki derse gider söylersiniz, hayır der, biraz daha düşünün. Gittim ve dedim, buldum dedim, bu. Ama dedim hocam, düşünürken ben beynim yandı, ama düşünmek zor iştir. Ondan öğrendikleriniz yerleşir size. Hani hocanın derslerini ya da anlattıklarını ezberleyemezsiniz, kavramanız gerekir. Adeta öğrencilerinin ruhunu işliyor, buna da insanlaşma eğitimi diyordu. Düşündürmek. Ama düşündürmek sadece düşündürmek için değil, oradaki etik sorunları da görebilmek. Çünkü hiç bu eğitim yapılmıyor. Okullarda ve bir de bu hale gelmemizin nedenlerinde biri olarak görüyorum eğitimde. Yalnız biz değil, Türkiye'de, dünyada. Bilgisayar yeteneklerini geliştiriyoruz. Robot yaptırıyoruz orta öğretim çocuklarını, ama değer konusunda hiçbir şey öğretmiyoruz. Oysa insanın, kişilerin etik yetenekleri de vardır. Onlar da gelişebilir. Ama bunu değer yargıları öğretmekle değil, değer sorunlarını görmekle olur. Eğitimi insanlaştıran eğitim yapmamız gerekiyor. Yani hadi bana kalsa farklı orta öğretimler yapmam. Herkes aynı eğitimi görmeli, ama kişileri insanlaştıran eğitim. 1971 ve 1980. Darbe üstüne darbe gördü. O zor yıllarda üniversitenin felsefe bölümüne insan hakları dersi ekledi. Olmayacak şeyler. Yani demokrasi deyip duruyoruz, ama insanlar belirli bir olgunluk seviyesi gelmedikçe demokrasi zararlı bir şeydir. Çığırından çıkarıyor. Ama bunun cevabı darbe değildir. Darbeler daha beter bir şey yapıyor. Yani bir insan şunu söyleyebiliyor. Bir ondan bir ondan astık. Olmaz böyle şey. Olmaz. Ankara'da kendi evinin olduğu apartmandaki bir daireyi satın alarak Türkiye Felsefe Kurumu'nu kurdu. Böylelikle esasında Türkiye'deki felsefenin de, felsefecilerin de daha rahatlıkla uluslararası alana açılabilecekleri, diğer felsefecilerle ilişki kurabileceklerini düşünerek Türkiye Felsefe Kurumu'nun kurulmasına öncülük etmiş.
ve Türkiye Felsefe Kurumu da Türkiye'de felsefenin ve çeşitli alanlarının felsefeni. Mesela çocuklar için felsefe diye bir alanı var. Felsefe olimpiyatlarına katılıyorlar yurt dışındaki. Bu çok önemli. Tabii insan hakları üzerinde çalışılıyor. Türkiye Felsefe Kurumu'nun yayınlarını yapan bir organ var. Ve bunda çeviriler de var, özgün çalışmalar da var. 1988'den 98'e kadar Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu'nun genel sekreterliğini yaptı. 98'de de başkanı oldu. Ben orada hem yönetim kuruluna seçilen ilk kadınım hem de ilk kadın başkanım. Aslında o sırada da dünya felsefesi için yaptığımız önemli birkaç iş var. Bir kere federasyonu ben sadece kongre yapan bir kuruluş olmaktan çıkarmaya çalıştım. Yayın yaptık. Dünya Felsefe Günü'nü ihdas ettik UNESCO ile. Bu çok önemli. Benim kafamdan çıkıyor o. Ondan sonra bir felsefe ve insan hakları stratejisi hazırladık. Ondan sonra UNESCO'nun belgesi oldu. Federasyonun daha önceki başkanları hep Batı Avrupalıydı ya da Amerikalı. Afrika'da büyük bir kongre düzenledik Nairobi'de. 600 kişi falan geldi. İlk defa oluyor. Ve müthiş Afrika'dan katılım vardı. Ben federasyonu Afrika ve Asya'ya açmaya çalıştım. Yani bulabildiğimiz bir şey söyleyecek olan insan varsa ona imkan tanımak. Birleşmiş Milletler insan hakları fikrinin yayılmasında yolu açtı. 90'ların ortalarında ilan ettiği insan hakları eğitimi 10 yılı önemliydi. Ama bu çalışmaları üye ülkelerin inisiyatifine bırakıyordu. Özellikle 95-2005 arası İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın ülkemizde kurulduğu, ardından İnsan Hakları Eğitimi 10 yılı dünyada ilan edildiği, Türkiye'nin de buna uygun olarak bir komite kurup başına Yuhanna Kucuradi'yi geçirdiği bir dönem. 95-2005 arası yapılanlar inanılmazdır. Çok sayıda eğitim, konferans, toplantı, insan haklarını doğrudan koruması söz konusu olan meslek gruplarına yönelik ve aslında hem de devlet organlarındaki bürokratlara yönelik. Örneğin şunu çok önemsiyorum ben, kaymakamlara insan hakları eğitimi yaptı hocam. Yani bir ilçedeki en yetkili mülki amirin insan haklarına ilişkin farkındalığının olması İnsan haklarının korunması bakımından son derece önemli. Epey iş yaptık. Raporlar hazırladık. O raporları hepsini yayınladım. Ve yani Azimet Bey bana sorarsanız bu konuda bir dönüm noktasıdır insan haklarında. Sema Pişkinsüt'ün raporları. Bunlar hep Türkiye'de bu konuda dönüm noktalarıdır. İşkence konusu. Yani insan hakları ihlalleriyle ilgili. Sorgulama yerlerini gezdik. Cezaevlerini gezdik ve keşifleri yaptık. Ve 2005'e kadar mesela sorgulamadaki bu türlü muameleyi sıfırlamıştık. Şimdi bilmiyorum nasıl oluyor. Bir şeyler duyuyoruz ama. Ve gelişmişliğin ölçütünü değiştirmek gerekir. Yani gelişmiş ülke kim? Milli geliri şu kadar olan değil de ben derim ki insan hakları ihlallerinin en az olduğu ülke. Gelişmişliği böyle ölçebiliriz. Birçok insanlara hayal gibi geliyor ama yaparsak olur. 1997'de de Hacettepe'de İnsan Hakları Merkezi'ni kurdu. İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı yaptık ve doktora, tek doktoradır şu anda. İnsan Hakları eğitimi herkes için çok önemli. Hukuk bir ihlal olduktan sonra işe yarıyor. Bizim işimiz önlemektir. Benim istediğim olmamalı. Olabildiğince olmamalı bu ihlaller. Ben öldükten sonra karıma kocama sen para verdin mahkemeyle ne olacak ki? Olmasın. Hakimler için. Şimdi biz yaz şeyleri yapıyoruz. Yaz okulları, kış okulları hukuk öğrencileri için. Hukuku insan haklarıyla gerekçelendirmek. Temellendirmek. Hem yargılamada hem yasalar oluşturulurken. Etik yaşayabilmek, insan hakları koruyabilmek de bilgiye dayanıyor. Evet. Ama bilmek bu anlamda enformasyon anlamında bilmek değil. Yani şu hakkın adını saymak, bu hakkın adını saymak değil.
bilgisini, yani kavramın içeriğini bilmek. Hani hocanın insan hakları görüşü aslında etik görüşünün üzerine oturmuş. Değer felsefesi görüşü, etik görüşü ve insan hakları görüşü bir çizgi halinde birbirini takip eder. İnsan hakları bir takım ilkelerdir. Ve bu ilkeler değerli bir varlık olan, bir olanaklar varlığı olan insanın bu olanaklarını gerçekleştirmeyi sağlayan koşulları talep eder. Kendisi gerek öğrencilerine, gerek çevresine karşılaştığı diğer insanlara hep bu gözle bakıp onların olanaklarını gerçekleştirebileceği koşulları yaratmalarına da destek olmuştur. İnsan onurundan bahsederken haklar açısından da şöyle düşünüyoruz. Karşındakine kötü muamele yaptığın zaman onun insan onuruna zarar veriyorsun. Halbuki böyle değil diyor Yuhanlı Hoca. Burada insan hakları literatüründe çok yeni olan bir fikir katıyor. Diğerinin onuru zedelenmez. Sende seçim hakkı var. Sen doğruyu seçme sorumluluğunda olduğun için bir hak ihlali yaptığın zaman, etik olmayan bir davranışta bulunduğun zaman kendi onurunu zedeliyorsun. Yuhanna Hoca'nın söylediği, yani insan haklarının ne olduğunu gerçekten bilse insanlar, onları korumak için ellerinden geleni yaparlar. Müthiş bir insan, müthiş bir eğitimci. 2003'te de Dünya Felsefe Kongresi'ni Türkiye'ye getirdi. Kongrenin başlığı da dünya sorunları karşısında felsefeydi. Şimdi ülkeler zengin olmuyor, birçok ülke. Ve ihtiyaç kadar bir şeyi sağlayamıyor. Mesela hastanelerimizde nedir onun? Diyaliz makinesi. Eğer bu yıl 100 tane ancak alınabiliyorsa hepsi aynı şehirde, aynı ildeki hastanelere verilmesi. Bu olmayanı paylaştırmaktır. Tabii olanı paylaştırmaktır ama olmayanı da eşitçe paylaştırmak. Yani burada eksik kalması gerekiyor ki başka yere gitsin. Sosyal adaletin ne olduğunu anlamak için önce sosyal adaletsizliğe bakmamız gerekiyor. Çünkü sosyal adaletsizlik bir durumdur. Sosyal adalet bir ilkedir. Ve direkt, doğrudan doğruya insan haklarıyla ilgilidir. Mesela ben Almanya'ya ilk gittiğimde akşamüstü pusetlerin içinde köpeklerini gezdiriyorlar insanlar. Ama başka yerlerde çocuklar çöpten yemek arıyor. Yani oysa yeterince, herkese yeterince bir şeyler var. Kendi karnını doyacak. Uluslararası Ölüm Cezasına Karşı Komisyonu'nun da üyelerinden. Gaddafi'yi ne kadar feci öldürdüler. Ve o sırada hiç kimse itiraz etmedi. Oysa hiç kimse bu şekilde öldürülemez. Bir insan hakları komiseri Navi itiraz etti. Onu bu bakımdan çok gözüme girmişti o zamandan beri. Şimdi beraber çalışıyoruz. Ben arkadaşının haklarını korumak marifet değil. Karşı olduğun insanın haklarını korumak, temel haklarını korumak önemli. Becerebiliyor muyuz bunu? Burada insan haklarının etik eğitimi bunu veriyor. Yani bir ara çocuklara da insan hakları eğitimi yapıyoruz. İlkokul çocuklarına. Bir tane af örgütüyle beraber 9-11 yaş çocukları için bir kamp yapmıştır. Onun adını da benim bir sözümden oldu. Ben yapmam. Ben insanım, ben yapmam. Yani ben insan olduğum için ben ihlal yapmam. O ne olursa olsun. Yani bu şekilde öğrenmemiz gerekiyor insan hakları. Felsefenin anası ya da iyi ana. Biz Dünya Felsefe Günü'nü Harran'da kutladık. UNESCO'dan bir arkadaşı da çağırdık, oraya gittik. Ve burada lise öğrencileri, İstanbul'daki lise öğrencilerinde bir felsefe platformu var. O öğretmenleriyle oraya geldiler. Şimdi benim adım tabii biraz garip. Bir çocuk söylemiş bunu. İyi ana geliyor. Gidelim işte. Oradan kaldı. İyi ana. Çağımızın en önemli felsefecilerinden. Yuhanna Hoca çok sabırlıdır. Çok çalışkandır. Biz onun yanında yorulduk demeye utanırız. Varlığıyla, insanlığıyla,
bize her zaman örnek olmuştur. Çağrıldığı her yere gider. Üstün bir çabayla felsefenin bir sedef kulede yapılmadığını, insanların içinde insanlarla sorunları görerek ve nasıl çözümleri üretebileceğini yayarak yapılması gerektiğini düşünüyor. Birbiri ardına ödüllerin sahibi. Göte Madalyası, Türkiye Bilimler Akademisi Hizmet Ödülü, Hacettepe Bilimde Başarı Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü, UNESCO Felsefe Ödülü ve dahası. What we are interested in is philosophy addressing contemporary challenges. What we want philosophers out of their ivory towers, engaging in dialogue, in debates with policymakers, with social actors on issues such as education, human rights, justice, globalization, etc. So that's the first pillar of our work on philosophy. The second pillar is philosophical dialogue between philosophers coming from different regions of the world and from different backgrounds. And the third pillar is philosophy education. Have benefited from contributions from Ioana. Şimdi insanları diyorum normlara göre davranmaya zorlayabilirsiniz. Mecbur kalıyor korkusun. Fakat etik davranmaya zorlayamazsınız. Herkes kendi başına dur orada. Kendisiyle hesaplaşması ve çünkü nedenlerini neden yaptığını o bilir. Bazı şeyleri görmeleri gerekiyor insanların. 2006'dan beri de İstanbul'da Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi'nde yüksek lisans programı yürütüyor. Şimdi 2006'da geldim. Çünkü emekli olmak zorundasınız. Emekli olunca buradaki arkadaşlar yıllarca beraber birçok işte çalıştığımız Betül Hoca, Betül Çotuk Söken, Sevgi Hoca gel diye. Ben sonunda karar verdim, geldim ve memnunum burada olmaktan. Bugüne kadar yazdıklarım, yaşarken ve çevreme bakarken gördüklerimde karşılaştığım engellerden bazılarını aşma çabalarımın ürünüdür. Çağımızda tanıklık ettiklerimde karşılaştığım engellerden bazıları. Bugüne kadar yazdıklarım, başkaldırımın bir ifadesidir. Güzel Bilge şimdi 83 yaşında. Hala felsefe ve insan haklarıyla ilgili yapacak çok işi var. Ve düzgün yürümesi için hepsiyle de kendi uğraşıyor. Ama ona zaman yetmiyor. Çalışma gücünün yenilenmesi için işlerin istediği gibi sonuçlanması gerekse de inatla umutlu. Çünkü bu onun yaşama biçimi. Bir ufuk açmış. Felsefede bir görüşü temellendirmiş, etik temelli, felsefi antropoloji temelli, insan hakları, bunların ikisinin arasındaki ilişkiyi kurmuş. Düşünün, yüzlerce, binlerce öğrenci yetiştirmiş. Bu yetiştirdiği öğrencilerin büyük bir kısmı Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde şu anda yeni nesilleri yetiştiriyor. Türkiye kesintili de olsa sürekli ilerleyen ve insan haklarının özellikle demokrasinin gelişmesi için çabalayanların başarılı olduğu bir ülke olmuştur. Yuhan Hoca'nın görüşlerinin, insan haklarına katkısının şimdiden atılan tohumlarının ileride tekrar bu süreci canlandıracağını düşünüyorum.